Merhabalar sevgili Altın Rehber izleyicileri. İş dünyası, yeni trendler ve birbirinden farklı sektörleri takip etmeye devam ediyoruz efendim. Ve şimdi de sizlere İzmit Gündoğdu'dan sesleniyoruz. Arzum Kafe'deyiz. Bakalım burada neler oluyor. Efendim şeker mi şeker bir kafedeyiz, Arzum Kafe'deyiz ve yanımızda şeker mi şeker bir işletme sahibi Çağla Hanım var. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk soru olarak size şunu sormak istiyorum. Günümüzde birçok kafe var. Şimdi biz bunların arasında nasıl seçim yapacağız? Bir kafede olmazsa olmaz şey nedir? Bir kafede olmazsa olmazımız, şimdi her kafede aynı ürünler, çay, kahve, sürekli aynı şeyleri görebiliriz. Benim için olmazsa olmaz müşterinin kendisini rahat hissetmesidir. Özel ilgidir, alakadır. Nasıl bir misafirliğe gittiğimizde hoşgörüyle karşılanıyorsak bir kafede bu önemli olan bir şey diye düşünüyorum. Peki kafedeki çalınan müzikten konsepte, sunuma kadar bunlar ne kadar önemli ve bir müşteriyi ortama çekmekte bunlar önemli şeyler mi? Kesinlikle çok önemli. Yani sabah, öğle, akşam çaldığımız müzikler, konsept, dekor, yani bunlar müşterinin buraya hem gelmesini hem geldiğinde her gelişinde daha farklı şeylerle karşılaşmasını, kendini iyi hissetmesini sağlayacak şeylerdir. Kesinlikle çok önemli. Konsepte ve dekorda değişimlere gidiyor musunuz müşterilerin isteklerine yönelik? Kesinlikle çok fazla gidiyorum hatta. Sürekli bir değişim içerisindeyiz. Müşterilerimiz özellikle açığız bütün eleştirilere, bütün isteklere. Ya böyle olsa iyi olur dediklerini her şeyi yapmaya çalışıyoruz uygun olduğu süre boyunca. Birlikte kararlar alıyoruz. Ya da ben bir şey yapmadan önce müşterilerime danışıyorum. Böyle bir şeyler yapalım nasıl olur gibisinden. Bayağı etkili oluyor. Yani karşılıklı iletişim halinde ilerliyorsunuz. Kesinlikle. Zaten tüm müşterilerim üniversite öğrencisi. Üniversite buraya 5 dakika uzaklıkta. Yani arkadaş gibiyiz. Yani yabancı kimse çok fazla yok. Gelen bizi tanıyor, biz gelenleri tanıyoruz. Hala ortamımız var. Peki bir kafe her kesime hitap etmeli mi yoksa sadece belli bir kesime mi hitap etmeli? Belli bir kesime hitap etmeli. Şimdi her kesime hitap edecek olursak hedef kitlemizi şaşırırız. Bu da bize bir şey katmaz. Yani hedef kitlemiz belli olursa sunduğumuz şeyler ona göre daha belirli, daha kaliteli, daha özel olmuş olur. Yani özel bir şeyde, kitlede özel sunumlar. Özel belirli şeyler vardır, daha etkili. Sizin hitap ettiğiniz kesim öğrenciler. Evet, kesinlikle üniversite öğrencileri. Onlara göre şekillendiriyorsunuz konseptinizi ve çalışmalarınızı. Evet, tamamen üniversite. Peki Arzum Kafe ne zamandır burada hizmet veriyor? Arzum Kafe burada kafelerin arasında en eski kafe. Sadece ben 2 senedir buradayım. 2 senedir burada hizmet vermekteyim. Yoksa buranın en eski kafesi, iş merkezinin bölge olarak, lokasyon olarak en eski kafelerden. Neler var Arzum Kafe'de? Arzum Kafe'de pratik olarak ekmek aralarımız, yine bizim özel olarak hazırlamış olduğumuz, özel isimlerle sunmuş olduğumuz, içlerindeki malzemeyi yine arz talebe göre uyguladığımız ekmek aralarımız, omletlerimiz, kahvaltı çeşitlerimiz, ana yemeklerimiz. Yani öğrencinin isteyebileceği ve karnını doyurabileceği, bol olarak hani sunum verdiğimiz bütün her şey mevcut. Tabii öğrencilere uygun fiyatlarla. Kesinlikle, yani şimdi öğrencinin biliyoruz hani nasıl bir şartlarda, koşullarda okuduğunu. Tamamen onlara uygun olması için. Uygun olurken de ona uygun, kaliteli seçmeye çalışıyoruz tüm ürünlerimizi. Yani bütün hepsi tabii ki şey yapıyor, arz görüyor, talep görüyor. Onların bizi yönlendirmesi sayesinde oluşturuyoruz menümüzü. Sürekli değişir, sürekli ek bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Aynı menüye sabit kalmamaya çalışıyoruz. Şimdi öğrenci kesimine hitap ediyorsunuz. Hani buna yönelik menünüzü de şekillendiriyorsunuz. Yani sulu yemekler, ev yemekleri falan var mı? Sulu yemekler bizde yok fakat hani öğrenci evinden uzak. İşte geliyor, işte canım örnek veriyorum nohut istedi. Tamam diyorum, ertesi gün hazırlıyoruz, veriyoruz. Özel isteklerde bulunanlar oluyor tabii ki. Çok tatlısınız ya. O yüzden biz çıkartıyoruz. Yani yoksa böyle menüye koyup da satış yaptığımız bir şey yok. Hani canları ne isterse onları, ya da börek olsun, işte sarma olsun. Yani evde böyle anne yemeklerini, özlemlerini gidermeye çalışıyoruz. Güzel, gerçekten harika. Peki Arzum Kafe'deki fark ne? Yani samimiyet, sıcaklık, yoksa menü, yoksa fiyat, ne var? Aslında hepsi diyebiliriz. Kendi bölgem için konuşacak olursam hem fiyatlar öğrenciye uygun. Fiyat karşılığında aldığım kalite, nasıl söyleyeyim? Hani kendi kar marjımı çok fazla düşürerek
kaliteli ürün vermeye çalışıyorum. Marka ürünler kullanmaya çalışıyorum ki bu lezzet de çok fazla önemli. Yani yediğimiz bir şeyi ortaya çıkaracak tek şey budur. Kullandığımız ürünlerdir. Fiyatlarını buna göre ayarlamaya çalışıyoruz. Bol kullanıyoruz. Yani atıyorum bir mantı porsiyonumuz hani dışarıdakine göre çok çok fazla. Yani gelen burada doyuyor, yemeğini güzelce yiyor. Yani memnun buradan ayrılabiliyor. O yüzden ikinciye, üçüncüye bizi tercih ediyorlar. Ürünlerinizi seçerken peki nelere dikkat ediyorsunuz? Günlük taze ürünler mi kullanıyorsunuz ya da bilindik firmalardan mı alıyorsunuz? Bilindik firmalardan alıyorum. Sürekli aynı firmayla çalışırım. Firma değiştirmeyi çok sevmiyorum. Bu çünkü tatlarda farklılık yaratıyor. Bu da bizi etkiliyor. Onun dışında günlük ürünlerimiz var, donuk ürünlerimiz var. Bunların hepsi dediğim gibi bilindik firmalardan alınıyor ve hazırlanıyor. Peki ilerleyen dönemlerde Arzum Kafe şubelerini açar mı sizce? Ha, keşke, çok istiyoruz. Kurumsallaşmaya doğru böyle bir hedefimiz var. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Açmayı düşünüyorum. Özellikle Bursa tarafına gitmeyi çok istiyorum. Yani yine öğrencilere yakın, yine öğrenciler içinde olmayı çok istiyorum. Öğrenci kesimini seçmenizde özel bir neden mi var? Özel bir neden yok ama daha samimiler. Hani her bölgeden farklı öğrenciler tanıyorsunuz, farklı kültürler tanıyorsunuz. Yani benim gidip göremediğim yerler aslında hep bana geliyor. Yani doğudan, batıdan, işte Akdeniz'den, Karadeniz'den bir sürü öğrencilerim var. Onların kültürlerini tanıyorum. Çevremiz genişliyor. Her ilde bir çalacak kapımız oluyor. Ve öğrencilerimiz buradan mezun olup giderken yani onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Ve onların tekrar bizi ziyarete gelmesi. Yani bunlar gurur, böyle onurlandırıcı şeyler. Öğrenciler o yüzden daha böyle sıcak geliyor. Farklı kültürleri, farklı insanları tanımayı da seviyoruz yani. Evet, kesinlikle. İşi güzelleştiriyor. Evet. Şimdi sandviç çeşitlerinde psikopat, buldozer gibi değişik şeyler var. Bunlara bu isimleri kimler koydu böyle? Neden psikopat diyoruz sandviçe? Psikopat'ın içerisinde bir sürü sucuk, sosis, işte kaşar, hani çok fazla ürün olduğu için böyle psikopatamsı böyle bir ürün hani var. O yüzden psikopat. İşte buldozer tavuk ürünü, göğüs kuşbaşı tavuk kullanıyoruz. Enteresan var, sosyete var, soytarı var. Yani daha değişik, akılda kalıcı ve insanların geldiğinde hani değişik böyle bir şeyle karşılaştığında ya da bir dahaki gelişimde arkadaşlarını anlatırken, dışarıda anlatırken akılda kalıcı isimler bunlar. Hani biraz farklılığın dışına çıkmayı seviyorum açıkçası. Yani müşteri gelince ne diyor, bana bir psikopat verir misiniz? Evet, ben bir psikopat alayım, bir buldozer alayım, enteresan falan. Şampiyon krebimiz var mesela, bana bir şampiyon. Çok güzel ya, gerçekten müşteri çekme anlamında da hoş. Yani etkili oluyor bunlar. Çünkü belirli alışılmış şeylerin dışına çıkıyorsunuz. Peki denetleniyor musunuz? Yani kimler tarafından denetleniyorsunuz? Bu hangi süreçlerde oluyor? Bunlar belediyenin yine kendilerine ayarlamış olduğu dönemlerde oluyor. Yılda 2-3 kere işte Sağlık Bakanlığı, kışın özellikle sürekli olarak tütün sağlıktan geliyorlar sigara için. Zabıtalar, yani 2 ayda bir düzenli olarak denetleniyoruz. Müşterilerinizin beklentilerine sizce tam anlamıyla cevap verebiliyor musunuz? Yani anladığımız kadarıyla samimiyet, sıcaklık had safhada, güzel. Peki tam anlamıyla bir cevap verebiliyor muyuz? Verebildiğimizi düşünüyorum. Nasıl anlıyorum bunu? Bizi tercih etmelerinde. Yani kendi yine bölgeme bakacak olursam en çok tercih edilen Arzum Kafe olarak verebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü samimiyiz. Mutfağımız açıktır mesela, gördüğünüz gibi. Müşteriyle birebirdir. İstediği her şeyi buradan müşteri içeriye söylüyor. İstediğini alıyor. Yani cevap verebildiğimizi düşünüyorum. Üniversiteye de yakınsınız bildiğimiz kadarıyla. Evet, 3-4 dakika uzaklıkta üniversite. Bu bir avantaj tabii sizin için. Kesinlikle. Dışarıdaki konutlarımız, üst katımda yurtların olması. Yani çok fazla aile oturmuyor burada. Genellikle üniversite öğrencileri. Bu da buraya cıvıl cıvıl hareketli bir yer yapıyor. Gerçekten şahane. Bu sayede ben de genç kalıyorum onların arasında. Çok güzel. Teşekkürler, sağ olun değerli paylaşımlarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli Altın Rehberi izleyicilerim, sizin de yolunuz Gündoğdu'ya düştüyse ve psikopatın, buldozerin tadına bakmak istiyorsanız Arzum Kafe'ye bekleriz efendim. Başka bir sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın.